Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misafiri olarak inşallah burada bulunuyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz yer Benu Saide sakifesi. Yani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın halife seçilmiş olduğu yer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra tabi sahabeler derin bir hüzünteye girdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselam gibi Rabbine buluşmaya gitti. O yakında geri gelecek demişlerdir ki Hazreti Ömer celali ile meşhurdur. Ancak o durum bizim anlayacağımız meseleler değil. Sahabenin aşkı, onların o hüznü bizim yaşayabileceğimiz duygular değil. Fakat orada dik duran Hazreti Ebubekir kim ki Muhammed'e iman etmişse bilsin ki Muhammed ölecektir sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat kim ki Allah'a iman etmişse bilsin ki Allah ebedidir ve bakidir. Hatta ayet-i kerime diyor ya, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelmiştir. Ayetini okuyarak Müslümanlara teskinde bulundu. Onları sakinleştirdi. Ve bu şekilde Allah ondan razı olsun liderlik vasfını gösterdi. Tam o esnada Ensardan bazı kimselerin Benu Saide sakifesinde, yani şu arkamda görmüş olduğunuz bahçede toplanıp başka bir Ensardan sahabe efendisi, şu an ismi aklıma gelmiyor, onu seçmeye niyet etmişlerdi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki ümmetin en büyüğüdür, en şereflisidir. Ancak Müslümanların bir an dahi başsız kalmaması lazım. Burada bize bir devlet şuurunu gösterdiler sahabe-i kiram. Radvanallahu teala aleyhi mecmain. Bir dakika dahi buna müsaade etmemeye çalıştılar. Tabi Hazreti Ömer bunu duyunca hemen Hazreti Ebubekir'le beraber buraya geldiler. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'in bütün üstün ve faziletli vasıflarını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona ihtimamını, onunla alakalı hadisleri sayarak durumu söyledi ve Ensar'ın tamamı, bütün sahabe-i kiram kabul etmişlerdir ki Hazreti Ebubekir halife oldu. Herkes ona şu arkamda görmüş olduğunuz bahçenin arkasında biat etmişlerdi. Tabii bahçeye girmek kapalı. Yani ben mesela harem içerisinden video çekmeyeceğimi söyledim. Dün gittim mesela Cennetül Bakiye'ye. Oradan çeksem mi çekmesem mi diye niyet ettim ama mesela ben kabir ziyaretlerini çok severim. Buna da meşhurumdur. Yani ben arkadaşları böyle tanır. Ama ikinci defa gitmeyi vicdanım el vermedi. Yani öyle bir hale getirdiler ki sahabenin hiçbirinin yeri belli değil. Sanki dün gelmiş, haşa ve kelle boş, yaşamış, gitmiş kimseler. Hiç mi değeri olmaz sahabenin? Kendi yani kafayı yiyeceğim, şu otellere verdikleri masrafları, ihtimamları bir sahabe kabrine göstermediler. Üzerinde yazdılar işte, orada dua etmek şöyledir, şirktir, miliktir. Allah Teala bunlardan kurtarsın. Allah kurtarsın. Yani dünden beri hala çıldırmak üzereyim. Bahçeyle giriş yasak. İçerisini çöp götürüyor. Değeri yok, değeri yok. Bu oteller kadar değeri yok. Yani hakikaten içler acısı. Ben bu durumu yiyemedim. Hala da içim paramparça o konuda. İşte şimdi size bazı bölümleri göstereceğim. Çöplü anlarsınız yani. Yine giriş yasak tabii. Niye? Haşa, biz girersek şirke gireriz. Bahçeye girmek de şirk alamet oldu. Çok acayip durumlar. Allah Teala diyorum ya, tekrardan ümmeti Muhammed'i eski ihtimamlı, izzetli, şerefli günleri nasip eylesin. Biz bunları hak ediyoruz arkadaşlar. Çünkü zerre mesuliyet hissetmiyoruz. Üzerimizde zerre sanki hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz. Ne diyelim, Allah Teala bizi tekrardan eski günleri hak edecek ameller yaptırsın. Şimdi arkadan bazı bölümleri inşallah çekip göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu an Mescid-i Kıbleteyn'deyiz. Mescid-i Kıbleteyn iki kıbleli mescid deniliyor. Bunun sebebi de şu.
Eski peygamberlerde, eski ümmetlerde namazın farz olduğunu biliyoruz biz zaten. Eski ümmetlerde de namaz farz olduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de emir gelene kadar kıble Mescid-i Aksa'ydı. Mescid-i Aksa yönüne çevrilirdi ve namaz kılardı Müslümanlar. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de olduğunda Kabe'yi hemen önüne alıp Mescid-i Aksa'yı da kıble alacak şekilde önü namazını ayarlayabiliyordu. Fakat Medine'ye geldiğinde Mescid-i Aksa'ya döndüğü vakit Kabe arkasında kalıyordu. Bundan rahatsız oluyordu. Kabe'ye olan taziminden, hürmetinden sebep. Bu sefer işte kıblede Mescid-i Aksa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden izni olmadan da Kabe'yi çeviremez. Ne yaptı? Bir müddet bekledi. Bu mescide geldiğinde ashab-ı kiramla beraber ama içinde de büyük bir istek vardı. Yani keşke Kabe olsa, hani bizim kıblemiz Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrilse diye. Rabbimiz zaten diyor, biz senin içindekini biliyoruz ve biz sana emir veriyoruz. Orada F harfi var. Hemen dön diye ilk rekatı Mescid-i Aksa'ya dönerek kılmış olmalarına rağmen ikinci rekatta hemen Kabe'ye döndüler. Hemen şimdi size gösteriyoruz inşallah. Şu yukarıda görmüş olduğunuz arkadaşlar kıble şeklinde bir iz var. Orası Mescid-i Aksa yönü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk başta tabi oraya dönerek namaz kılmıştı burada. Ki emir gelene kadar buraya dönülürdü. Hemen ondan sonra emir geldiği gibi ikinci rekatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber ani bir emir olduğu için kıblelerini Mescid-i Haram'a doğru çevirdiler. Ve bu mescidde mescide kıble teyin edildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada namaz kıldığı için güzel bir mescid inşa edilmiş. Mevla Teala kabul eylesin. Arkadaşlar şu anda Mesacid-i Seba, 7 mescidlerin olmuş olduğu bölümdeyiz. Burası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden bazı kimselerin çadır kurup üzerlerine Mescid-i Korun Osmanlı zamanında yapılmış olduğu yerdir. Biliyorsunuz Müslümanlar üzerinden Mekke'deki müşrikler son olarak 10.000 kişilik bir ordu gönderdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu haber alınca sahabe-i ikramla istişarelerde bulundular. Sahabeden Selman-ı Farisi radıyallahu anh bir fikir verdi. Dedi ki bize de böyle bir şeyler olmuştu. Hendek kazılması tavsiye etmişti. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Müslümanlar Hendek'in kazılmasına epey büyük bir emek verdiler, uğraş verdiler ve hendekler kazıldı. Sadece kazılmayan bir bölümde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırlar kurdular ve orada işte karargah olarak orayı kullandılar. İşte o taraf şu an burası olmuş oluyor. Burada da Osmanlı zamanında Hazreti Ayşe mescidi, Hazreti Ömer mescidi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çadırının bulunmuş olduğu mescid ve birkaç tane daha mescid yapılmıştır. Yani 7 tane mescid yapılmıştır. İşte o mescitlerin şu an tabi Suudi hükümet tarafından yıkıldı. Osmanlı izi kalır mı? Kalmaması lazım. Onu yıktılar. Şu an bütün mescitlerin birleştirilmiş olduğu, şu an bir cami yapıldı. O yüzden buraya yani 7 mescitlerin bulunmuş olduğu bölge veriliyor. Çadırların kurulmuş olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla beraber namaz kılmış olduğu bu bölgeye bu isim verilmiştir. Şimdi biraz gezeceğiz inşallah buralarda sizlere. Arkadaşlar şimdi de Mevla'nın temelini takva üzerine kurulmuş olarak methetmiş olduğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Bekir'in ve Ömer'in ve Osman'ın radıyallahu anhum taşlarıyla temelini kurmuş olduğu, kim buraya gelir güzelce abdest alır, iki rekat namaz kılarsa bir umre sevabı vardır diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelemiş olduğu Küba Mescidi'ndeyiz arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazlarını kıldıktan sonra cumartesi günleri Küba Mescidi'ne özel olarak gelirmiş ve devamlı gelmeye çalışırdı. Hakikaten de çok güzel bir yapı. Rengini de böyle beyaz seçmişler. Yani hakikaten oraya gidip namaz kılmış olduğu vakit insana böyle çok rahat, huzurlu, sekinet halinde de hissediyor kendisine. İslam tarihinin ilk mescidi. Yani çok güzel bir yer elhamdülillah.
şimdi hep beraber Uhud Dağı'ndayız. Uhud Dağı Müslümanlar için aynı zamanda bir ibretlik bir yer. Hicretin 3. yılında Bedir'in intikamını almak isteyen müşriklerin 1000 kişilik orduyla beraber gelmiş oldukları yer burası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 1000 kişiyle beraber çıktı ama Abdullah ibn-i Selud münafığının oğlu orada fitne çıkardı. 300 kişi geri döndü, 700 kişi kaldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında bir buzağının kesildiğini, Zülfikar isimli o kılıçtan da bir parçanın böyle koptuğunu ve bir tane sağlam zırh gördü. Sağlam zırh olarak Medine'yi söyledi. Yani Medine'de kalma teklifinde bulundu. Buzağının kesilmesiyle de birçok sahabenin şehit olacağına yordu. Bununla beraber de Zülfikar'dan bir parça kopmasından da Ehl-i Beyt'inden bir kimsenin vefat edeceğini, şehit edeceğini olarak alamet olarak onu yordu. Aynen de dediği gibi oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk başta Medine'de kalınma fikrini söyledi. Hazreti Hamza olsun, Bedir'de bulunamayıp Uhud'da cihad etmek isteyen Müslüman gençler olsun, bu teklifi istemediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar o teklifi kabul etmelerini istemiş olsa da Müslümanların istişaresine uydu. Sonra zırhını giyindi, iki zırh üst üste. Bu sırada da gençler pişman oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Dediler ki ya Resulallah, biz dediler orada yanlış ettik, biz sana uyalım dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir peygamber zırhını giydikten sonra daha onu çıkartmaz. Ve savaşa doğru yola çıkıldı. Zaten 1000 kişiyle çıktıkları yolda 700 kişiyle devam ettiler. Şu anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'da sahabelerden bazılarına durmaları için emretmiş olduğu Uhud Dağı'nın oradayız. Şimdi savaşa doğru yola çıkıldıktan sonra tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zaten niyeti neydi? Kalmaktı Medine'de. Nitekim öyle olmadı. İstişareye de uyuldu. Burada Efendimiz aleyhisselatü vesselamın da bize örnekliği çok güzel ortaya çıkmış oldu. Yani en azından ne olursa olsun istişareleri olan ehemmiyeti bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisinden görmüş olduk. Sonra savaşa doğru gidilirken zaten 1000'den 700'e düşüldü. Psikolojik bende biraz moral bozukluğu olduğu düşünülse de sahabe için sayının bir ehemmiyeti yoktu. Çünkü bir yıl evvel Bedir'de 300 kişinin nasıl 1000 kişiyi mağlup ettiğini Allah'ın izniyle onları görmüşlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a geldiğinde sahabeler de emretti. Dedi ki 70 kişi çıkardı daha. Buradan dedi hiçbiriniz ayrılmayın. Benden haber gelmediği müddetçe. Kargaların, kuşların etlerimizi böyle yolduğunu görseniz ben size emir vermeden inmeyin dedi. Sahabe-i kirama bunu söyledi. Savaşın ilk başlanmış olduğu esnada sahabe-i kiram muazzam derecede müşrikleri mağlup etti. Müşrikler arkalarına doğru böyle kaçarak gitti. Ama dağların arkasında da Halid ibn Velid. O zamanlar müşrik idi. Sonradan Müslüman oldu radıyallahu anh. Bekliyordu. O da 50 kişilik bir orduyla bekliyordu. Bu sefer dağdaki Müslümanlar, okçular baktılar ki müşrikler kaçıyor. Müslümanlar onları kovalıyor. Daha fazla müşrikleri kırmak için, orada ganimet mallarını da almak için peşlerinden koştular onları da. Dağlardan aşağı doğru indiğini görünce tabi sahabe şaşırdı. Halid ibn-i Velid de bunu gördü, fırsat olarak kabul etti. O da arkadan saldırdı. Bu sefer yenmekte olan Müslümanlar hemen ne oldu? Yenilme durumuna düştü, iki ateş arasında kaldı ve o esnada tabi bütün Müslümanların yüreğini yakan hadiseler gerçekleşmeye başladı. İşte Ehl-i Beyt'ten Hazreti Hamza radıyallahu anh vefat etti, şehit oldu. Vahşi'nin mızrakla vurması ile Musab bin Umeyr radıyallahu anh sancaklarıydı, o şehit oldu. Ki bunları inşallah sahabe derslerinde anlatacağız. Enes bin Nadir, Nesibe annemiz, öyle olaylar oldu. İnsanlar şaşırır kalır. Hakikaten müminlerin bütün kimliklerinin orada tecelli ettiğini, bütün o tevazularının, bütün o şecaetlerinin, aynı zamanda bütün fedakarlıklarının orada böyle ete kemiğe büründüğünü görmüş olduk. Ne oldu? Müslümanlar maalesef bu savaştan mağlup oldular. 72 tane şehidimiz oldu. Bu Müslümanlar için ders oldu. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istişaresi dışında başka bir işi yapmamaya Müslümanlar karar verdi. İkinci olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden kat'i surette çıkmamak hususunda kendine ders edindiler ve böyle Medine'ye döndüler. Tabi Medine'ye döndüklerinde şunu çok anlatmak istiyorum. Bir matem arfası var idi. Yani her evden şehit çıkmış idi. Velev ki her evden şehit çıkmamış olsa bile akrabaydı herkes. Birisinin amcası öldü, öbürünün babası oluyor. Dayısı öldü, öbürünün işte farklı bir akrabası oluyor, kardeşi oluyor. Herkes ağlamaya başladı. Abdullah öldüyse Abdullah diye anılar ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine sokaklarında yürüyor. Bu sefer bakıyor, bunlar kime ağlıyor? İşte filancaya ağlıyor dediler. Efendimiz inna lillah ve inna ileyhi raciun. Zaten hüzünlü, zaten üzgün. İleriye gidiyor, bu kimi alıyor? Bu filancaya. Bu kimi alıyor? Bu filancaya. Hazreti Hamza'nın evinin önüne geçince fakat dedi benim Hamza'mı ağlayacak arkasından bir kişi bile yok dedi. Orada ağlamaya başladı. Sahabe-i kiram bunu duyunca hemen koştular. Ağlayan kadınların yanına gitti. Ne yapıyorsunuz siz dedi. Dedi şehidimiz var, onu ağlıyoruz.
Fakat dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Hamzam için ağlayan yok deyince bütün sahabe-i kiram kendi ölülerini bıraktılar. Hamza Hamza diye ağlamaya başladılar. Sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme moral olsun diye. Ya burada sahabe-i kiramın muazzam bağlılıklarına bir kere daha şahit oluyoruz. Mesela Enes bin Nadır radıyallahu anh. Bedir savaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferberlik ilan etmedi. Dedi ki her evden bir kişi çıksın. Enes bin Nadır dedi ki bu evden ben çıkarım dedi. Oğul dedi ki baba kusura bakma burada cennet var dedi. Buraya ben gideceğim. Oğlum dedi ben gideceğim. O dedi ki ben gideceğim. Bakın arkadaşlar ganimet için değil, mal için değil. İşin ucunda ölüm olan bir şey için baba oğul yarışıyor. Ben senin babanım diyor. O da diyor ki ya babacığım hakkım var şüphesiz ama ucunda da cennet var. Hani istediğin kadar babam ol ama Rabbimin rızası daha fazla. Enes bin Nadır koşa koşa geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme durumu şikayet ediyor. Efendimiz de tabii tebessüm ediyor. Dedi kura yapın dedi. Kime çıkarsa o gelsin dedi. İkisi de kabul ettiler. Geri döndüler eve. Kurayı bir çekiyor. Oğluna çıktı. Enes bin Nadır radıyallahu anh dedi ki bu olmaz. Bunu kabul etmiyorum dedi. Sonra bir daha yaptı. Bir daha oğluna çıktı. Bu olmaz dedi. Bir daha yaptı. Bir daha da oğluna çıkınca dedi ki Enes bin Nadır radıyallahu anh Allah da Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem şahit olacak ve müminler de şahit olacak. Ah bir daha bir fırsat elime geçsin. O zaman görecekler Enes bin Nadır'ı. Yani kasem ediyor. Yemin ediyor. Ve ondan sonra Uhud Savaşı geliyor. Bu sefer seferberlik. Eli, kılıç tutan herkes cihada gidecek. İşte Enes bin Nadır sözünün radıyallahu anh eri mi değil mi o zaman ortaya çıkacaktı. Ve nasıl eri olduğunu gösterdi bize. İlk gitti kılıcını aldı. Devamını onun kız kardeşinden dinliyoruz. Biz şehitler arasında Enes bin Nadır'ı ayağındaki benden tanıdık. 70 civarında vücudunda mızrak, kılıç izleri vardı. Sahabe-i kiram böyleydi. Nesibe binti Kâb annemiz baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafını koruyacak kimse kalmadı. Hanım başıyla omuzundan birçok yerden yaralanmasına rağmen korumaya kalktı. Baktı ki birisi evladı vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede dedi. Yani her şeyleri Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem. Arkamda görmüş olduğunuz yerde Uhud şehitliği. 72 tane sahabe-i kiram efendimiz orada meftun. Birazdan videolarda da göstereceğiz. 3 tane belirgin yer var. Orada Hazreti Hamza radıyallahu anh, Musab bin Umeyr radıyallahu anh ve Abdullah ibn-i Çarşı efendilerimizin radıyallahu anhum. Onların kabri şerifleri mevcut. Eskiden de topraklar yani çok şifalıydı. Özellikle Hazreti Hamza'nın radıyallahu anh kabri. Hastaların tamamı böyle şifa bulmak için, şifaya sebep olması için, vesile olması için oraya doğru geliyor idi. Oradan çok alınca etrafına setler çevrildi. Zaten Suud hükümeti tarafından da burası ehemmiyet bir bölge gözükmüyor. Yani ölüdür, gitmiştir, dünyayla ilişkisi kesilmiştir gibi bir ibare var. Ama tabii Müslümanların kalbinden bu sevgiyi, bu muhabbeti alamıyorlar.